Türk ve Müslüman dünyasının bu ilk cumhuriyetini kardeş ve komşu memleketler dahi tanıdılar. Türkiye ile İran, Azerbaycan'la münasebete geldiler. Aralarında dostluk ve kardeşlik muahideleri imzalandı. 12 Yanvar 1920 Cumhuriyetin devletler tarafından tanınması günüydü. Bu günü Azerbaycan halkı candan bayram etti. Haklıydı. Bu hakikaten de büyük bir bayramdır. Çünkü bugünden itibaren Azerbaycan davası Rusya'nın bir iç meselesi olmaktan çıkmış, milletler arası bir mesele olmuştur. Hiç ama hiç durmadan, dinlenmeden yazdı, çizdi, anlattı. İstedi ki Azerbaycan bağımsız olsun. Bağımsız Azerbaycan fikrinin neferi, önderi, hayatını bu fikrin gelişmesine adayan, en önemlisi bu fikri ilk kez dile getiren isimlerden biridir Mehmet Emin Resulzade. Sadece Azerbaycan için değil, bütün Türkistan için özgürlüğü ve bağımsızlığı savundu o. Hem de kendisini bildi bileli. İlk makalesi 19 yaşında yayınlanmıştı Resulzade'nin. Tekamül ve Yoldaş dergileri onun ilk çocuklarıydı. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti fikrini gerçekleştirdiğinde yıl 1918'di. Türkiye'nin hemen tanıdığı bu cumhuriyet sadece 23 ay ayakta kalabildi. Mehmet Emin Resulzade ilk cumhurbaşkanıydı bu gencecik cumhuriyetin. Kızıl Ordu 1920 Nisan'ında Bakü sokaklarında görülünce Resulzade'nin ilk işi bu işgale karşı gizlice örgütlenmek oldu. Onun sürgünler, kaçışlar, ülkesinden ayrı geçen yılları da böylece başlamış oldu. Resulzade Azerbaycan'ın yetiştirdiği en önemli kalem, kelam ve mefkure üstadıydı. İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal dedi. Azerbaycan halkının beynine bağımsızlık kelimesini büyük harflerle ve tek tek yazan isimlerden biriydi Resulzade. Ülkesi en büyük aşkıydı. O aşktan uzakta Türkiye'de öldü. Kabri şimdi Ankara'da.